Sevgi dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda Euro TL ile ilgili e, grafik teknik analiz yöntemini kullanarak e, Euro TL'yi yorumlamaya çalışacağız arkadaşlar. Euro TL'ye günlük bazda baktığımız zaman e, günlük bazda Euro TL'de 7.71 seviyesinden bir kapanış geldiğini e, görüyoruz arkadaşlar. 7.71 seviyelerde e, kapanış gelmesi Euro TL'de olumlu mu? Evet arkadaşlar 7.71 seviyesinde bir kapanış gelmesi e, Euro TL'de e, tekrardan 7.75 ve üzerine doğru hareketleri getirebilir. Bakın şuradaki 7.75 seviyesi. Resyasyon kanalının üst kısmı arkadaşlar. Şurada 7.75 seviyesi. Ee, bunun alt tarafında 7.68 seviyesi. Orta bandında 7.68 onun altında da 7.57 trend desteği mevcut. Yani euro TL arkadaşlar 7.57 üzerinde kaldıkça Hala yukarı yönlü hareketlerde e, potansiyeli mevcut. Bizim Euro TL'de orta bazda hedefimiz 8.20 seviyesinde. Şurada gördüğümüz 8.20 seviyesine kadar Euro TL'de e, yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi beklentimiz hala devam etmekte arkadaşlar. Haftalık bazda e, baktığımız zaman 7.76 üzerinde bir kapanış haftalık bazda da bizim için iyi olacaktı. Fakat 7.76 üzerinde bir haftalık kapanış yapamadık. 7.71'den bir kapanış yaptık. Şimdi bu kararsız kapanış tekrardan Euro'nun 7.76 seviyesini test edip edemeyeceğini bu hafta göreceğiz arkadaşlar. 7.76 seviyesi bu hafta yukarıya doğru kırılabilirse Euro TL'de şuradaki 7.76 seviyesi tekrardan e, yukarıya doğru kırılırsa bu sefer arkadaşlar yukarıda 7.95 seviyesi hedef haline gelecek Euro TL'de e, fakat 7.76 seviyesini yukarı yönlü kırmayı başaramazsak Euro TL'de e, bu sefer de 7.58 seviyesine doğru e, geri çekilmeler Euro TL'de de görülebilir. Fakat dediğim gibi arkadaşlar 7.57 e, 7.58 üzerinde kaldıkça Euro TL hala olumludur ve 7.95 8.20 seviyeleri ana hedef bölgesi olarak e, kendini korumaya devam edecektir. 7.58 altında bir kapanış Euro TL'de görürsek e, o zaman da 7.51 ve 7.47 seviyelerini konuşmaya başlayabiliriz. Fakat bu seviyeleri konuşabilmemiz için mutlaka 7.58 trend desteğinin aşağı yönlü kırılması lazım. 7.58 kırılmadıkça yukarıdaki seviyeler Euro TL'de beklememiz, e, beklentimiz halindeki önemli seviyeler olarak gözükmekte arkadaşlar. Euro bölgesinde işler pek iyi gitmiyor, hepinizin bildiği gibi. Fakat buna karşılık Euro ülkemizde e, hala değer kazanıyor arkadaşlar. Bunun da nedeni e, bizim e, teknoloji ve turist bakımından gene de Euro Avrupa bölgesine bağımlı olmamızdan kaynaklı bu yükselişler gerçekleşiyor arkadaşlar. Yoksa döviz bazlı e, bir herhangi bir Bunlarla bağımız olmasa şu an bunların parası puldu. İngiliz sterlin olsun, Amerikan doları olsun, ayrıca euro olsun. İşte maalesef bizde de üretim kısmında zayıflıklarımız olduğu için bunların parası maalesef TL karşısında ekonomilerinin bu kadar kötü olmasına rağmen gene de değer kazanmaya devam ediyor. Evet Euro'da dediğim gibi arkadaşlar bakın şurada e, 7.50 resesyon kanalı üzerinden kapanış 7.55-7.57 seviyesinde bir kapanış geldiği için e, bu bölgemizde trend destek bölgemiz 7.50 seviyesi. 7.50 üzerinde kaldıkça yukarıda eee 7.80 Ve 8.05 seviyeleri e, Euro TL'de e, yakın vadede takip edilmesi gereken önemli seviyeler olarak gözükmekte. 8.05'i de zaten yukarıya doğru kırdığım vakit yukarıdaki ana hedef bölgemiz 8.20 seviyesi 8.20-8.23 seviyesi e, çalışmaya başlayacaktır. Euro'da da arkadaşlar uzun vadede baktığımız zaman Euro TL'de de e, maalesef bunda da aynı sterlin, dolar ve Sterlin Dolar partisinde olduğu gibi e, bayrak fı, e, formasyonu var. Maalesef bunda da var. Şimdi bu bayrak formasyonunun bozulabilmesi için arkadaşlar e, Euro'nun şurada gördüğünüz 5.60 seviyesinin altında kapanış yapması şart. Yani 5.60 altında kapanış yapamadıkça uzun vadede Euro TL'nin de yönü Maalesef çok yukarılar gibi gözükmekte. Evet, şurada 5.60 yukarıda da görüyorsunuz 8.20 5.60-8.20 aralığı Siz e, 5.60-8.20 aralığında arkadaşlar 6-2 lira desek yani en kısadan siz gene bunu 5.60'dan 8.20'yi çıkarın. Aradaki farkı bu 8.20'nin üzerine ilave edin. Ee, takribi Euro'da 5.60 6 desek 8 desek 2 lira üstüne koysak Euro'da e, takribi hedefi arkadaşlar 11 lira civarlarına falan geliyor. Ee, bu 8.20 Euro'da da önemli. 8.20 seviyesi kırılırsa Euro'da arkadaşlar uzun bazlı 8.20 üzerinde kalıcılık sağlayabilirse e, buradaki bayrak formasyonu devreye girer ve Euro'da 11'li seviyelere doğru e, maalesef e, yolunu çevirir arkadaşlar. E, biliyorsunuz Sterlin'de de aynı şekilde bir bayrak formasyonu mevcut. Bu bayrak formasyonumuzun bir tanesi de e, dolar kurunda mevcut. Ee, maalesef arkadaşlar uzun bazlı e, ekonomide bazı düzenlerimiz geçe ve bazı kritik seviyelerde kırılım gösterirse bunların neticesinde şuradaki bayrak e, yukarı doğru kırılabilir ve Euro'da 11 lira hedef konumuna gelebilir arkadaşlar uzun vadede. Bütün bunları e, bilin arkadaşlar kısa, orta ve uzun vadede hedeflerimizi görün. Bu hedefler doğrultusunda kendinize bir yön çizmeye çalışın. Size çok faydası olacaktır. E, ben Başkan 35 olarak gördüklerimi sizlere anlatmaya çalıştım. Bu videoda hoşunuza gittiyse bir beğeni atıp e, kanalımıza faydalı olabilirsiniz. Şimdilik Euro ile ilgili de anlatmak istediklerim bunlardan ibaret. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.